Bakırköy'de tahta yarış araçları yola çıktı. Caddelerde Formulaz rüzgarı esiyor. Gelin şimdi kameralarımızı yarış alanına çevirelim. Haber Global muhabiri Emre Batuhan Topal Formulaz yarışlarını yerinde takip ediyor. Batuhan, yarışlar nasıl gidiyor? Sevgili pilot arkadaşlarım, bir halka oluşturabilir misiniz? Sinem, seni duymak inan şu an benim için çok güç. Şu an Çekmeköy'deyiz ancak buranın Çekmeköy olduğuna inanmak da bir o kadar güç. Burası gerçekten şu an Karadeniz'de bir şehir gibi, Rize gibi, Trabzon gibi. Çünkü Çekmeköy'de bugün Karadeniz rüzgarı esiyor. Ben hemen şöyle çekileyim. Kameraman Kadir Demir size buradaki heyecanı aktarsın. Bizler de bilgileri vermeye devam edelim. Çekmeköy'de Hamsi Festivali ve Formulaz yarışları düzenleniyor. Bizler de şu an start alanındayız. Gördüğünüz üzere şu an Formulaz yarışmacı kendi elleriyle yaptıkları tahta araçlarıyla start noktasında yerlerini aldılar. Tabii burası belirttiğimiz gibi Karadeniz gibi gürül gürül esiyor. Gerçekten güçlü bir heyecan var. Tulumlar çalınıyor tam start noktasında. Sizlerin de gördüğü gibi bir yandan yarışmacıların yerlerini alması sağlanıyor. Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Tunca Belediyesi'nden, Rize'nin Ardeşen ilçesinden gelen yarışmacılar start noktasında yerlerini aldılar ve yarışa hazırlanıyor. Artık son dakikalar. Yarışmacılar burada. Onlarla beraber seyirciler de burada. Cadde Çekmeköy Belediyesi tarafından trafiğe kapatıldı ve cadde yarış pistine haliyle kaldırımlarda tribünlere döndü. Karadenizliler, Çekmeköylüler, İstanbullular burada kaldırımlarda Formulaz ekibini tahta araçlarıyla, yarış araçlarıyla yarışa hazırlanan ve şampiyonluk için, büyük ödül için yarışacak yarışmacıları izlemek için kaldırımdalar. Bir yandan tabii bizim de biraz geri gitmemizi rica ediyor yetkililer. Çünkü yarış başlayacak. Adeta horon teper gibi yarışmacılar el ele tutuştular. Başlarında da tulum çalınıyor. Burası gerçekten tam anlamıyla, kelimenin tam manasıyla Karadeniz. Yani şu an Çekmeköy'deyiz ancak burada esen rüzgar tam anlamıyla Karadeniz rüzgarı. Az evvel yayına bağlanmadan birkaç dakika evvel bir de kar yağışı başladı. Kar çiseledi ki o da tam olarak Karadeniz'e benzetti burayı diyebiliriz. İşte gençler, yaşlılar, yani burada yarışmacılar yalnızca gençlerden oluşuyor diye bir şey de söz konusu değil. Yarışın zannedersem en yaşlı yarışmacısı gençlere adeta taş çıkarırcasına elinde halatını sallıyor ve startı verecek kendisi de start öncesinde tabii göstericilere görsel, izleyicilere görsel bir şölen sunuyor ve yöresel etkinliklerini yapıyor. Barut patlatıyor zannedersek. Adeta şov yapıyor aslında. Ne olduğunu tam olarak anlayamasak da yöresel bir şov yapıyor ve izleyicilerden de tabii büyük alkış aldı kendisi. Burada belirttiğimiz gibi Tunca'dan geldi yarışmacılar. Rize'nin Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinden buraya geldiler. Daha evvel 13 kez Tunca'da düzenlenmişti Formulaz yarışları. Bugün Çekmeköy'de düzenleniyor. Uzun bir parkur takvimi, tahmini 1,5-2 kilometre kadar bir pist alanı söz konusu. Burada başlayacak yarış. Yarış yokuşun başındayız şu an. Tabii bu araçlarda herhangi bir elektrik ya da akaryakıt olmadığı için tamamen kinetik enerjiyle gidiyorlar. Tamamen yokuşun başından başlıyor yarış ve aşağıya doğru süzülüyorlar adeta. Frenleri de yok profesyonel manada. Ayaklarıyla bir şekilde kendi yaptıkları fren sistemleriyle fren yapıyorlar ki bu da zaman zaman tehlikeli anlar yaşatsa da genel itibariyle eğlenceli bir yarış deneyimi sunuyor. İzleyiciler için işte belki en yaşlı, belki de en genç yarışmacı yeniden ortaya çıktı. Start verilmeden evvel, başlangıç düdüğü çalınmadan ya da başlangıç tulumu da diyebiliriz, çalınmadan evvel son kez çıktı. Burada heyecan çok yüksek. Belirttiğimiz gibi, sizlerin de gördüğü gibi tulumlar çalınıyor. Yarışçılar yarışa hazırlandılar. Ve bir yandan da şovlar, geleneksel gösteriler düzenleniyor. Burada adeta Karadeniz yaşanıyor Çekmeköy'de diyelim ve sözü yeniden Çekmeköy'den stüdyoya bırakalım. Peki, teşekkürler Batuhan.